Herkese merhaba efendim. Olmaz olmaz demeyin, oldu. 4 Kasım 2020 günlerden çarşamba. Herkes e, Amerika'daki seçimi ve bu seçimin sonucunu merak ediyor. Beklendiği gibi e, Joe Biden ve Donald Trump arasındaki mücadele foto finişe kaldı. E, ve sadece bir iki kritik eyalette yapılacak seçimin sonucuna kaldı. Bununla ilgili pek çok şey söylenebilir. Yani... Amerika'daki seçim sistemi demokratik mi antidemokratik mi buradan başlanıp Donald Trump'ın birinci dönemi, seçim kampanyası, pandemi, covid, ekonomik durumlar, Amerika'nın kendine göre, Amerikan seçmeninin kendine göre talepleri vesaire vesaire. Amerika'da evet de yani Amerika'da seçmen kendi koşullarına göre, kendi tercihlerine göre bir seçim yapıyor. Yoksa bu Donald Trump mı Joe Biden mı bunu değerlendirirken Türkiye'ye göre, İngiltere'ye göre, Etiyopya'ya göre, Sudan'a göre, Avustralya'ya göre, Kanada'ya göre vesaire değerlendirmiyor. Bir de işin böyle bir tarafı var. Yani seçmen kendi çıkarlarına veya kendi önceliklerine odaklanıyor. Amerika'da e, Donald Trump 2016 yılında seçildi. Hillary Clinton Demokratlar kaybettiler ve aradaki oy e, yanılmıyorsam 1,5 milyon kadar Hillary Clinton Donald Trump'tan fazla oy almıştı. Ancak e, sonrasında e, Donald Trump kritik eyaletleri elde ettiği, kritik eyaletleri kazandığı için seçimi aldı. Şimdi kritik eyaletler meselesini Amerika, işte Amerika haritası bu. Ve burada da eyaletleri görüyorsunuz. Mesela Kaliforniya eyaletinin altında 55 yazıyor. Bu Kaliforniya eyaletinin 55 delege çıkaracağı manasına geliyor. Mesela ortada sarı Texas eyaletini görüyorsunuz. Texas eyaletinin altında 38 delege görüyorsunuz. Şimdi bu eyaletler Kaliforniya, Texas büyük eyaletler. 30-40 milyon nüfusu olan ülke gibi eyaletler. Bu şu manaya geliyor efendim. Burada e, siz seçimi kazanırsanız bu eyalette, Kaliforniya'da kazanırsanız 55, bir üstünde Nevada var. Orada kazanırsanız 6 delege çıkartıyorsunuz. Hemen e, onların doğusunda Arizona var, 11 delege çıkartıyorsunuz. Kim kazanırsa, Texas 38, işte daha doğuya gelin Florida 29 vesaire yani bir eyalette kim kazanırsa, ipi kim önde göğüslerse bütün delegeleri o çıkartıyor. Ve delege sayısı itibariyle de 270'i yakalayan, 538 delege var, 270'i yakalayan aday Amerika'nın yeni başkanı oluyor. Yani seçmen doğrudan başkanı seçmiyor, seçmen eyaletlerde oyunu kullanıyor ve o eyalette ee, o başkan adayı kazanırsa or tulum delegeyi çıkartıyor. Yani böyle bir durum var. Kaliforniya ve Teksas'tan gidelim. Kaliforniya demokratların kalesi, 55 delegesi var. Teksas cumhuriyetçilerin kalesi, 38 delegesi var. Ülke gibi eyaletler bunlar. Ekonomileri falan da öyle. Kaliforniya'da hep demokratlar kazanıyor ve cumhuriyetçi oyların bir hükmü yok. Demokratlar hep ipi önde gösterdiği için 55 delege otomatikman Joe Biden'a yazılıyor. Teksas'ta da hep Cumhuriyetçiler kazanıyor ve 38 delege otomatikman Trump'ın hanesine gidiyor. Gitti. Haliyle eee Kaliforniya'da Cumhuriyetçilerin kullandığı milyonlarca oyun, Teksas'ta da Demokratların kullandığı milyonlarca oyun bir hükmü yok. İşte bu yapıdan dolayı Joe Biden'ın 4 milyon fark atacağı, 4 milyon oy fark atacağı konuşuluyor. Projeksiyonlar bu buna göre yapılıyor ama Trump 4 milyon oy geriye düşmesine rağmen eyaletlerdeki bu delege dengesinden dolayı başkan olabiliyor. Tıpkı Hillary Clinton'ın 1 milyon oy gerisine düşmesine rağmen başkan seçildiği gibi 2016 senesinde. Karmaşık bir yapı ama özü itibariyle böyle eyaletlerde kim ipi önde göğüslerse tulumu o çıkartıyor. Bütün delegeleri o alıyor. Diğer oylar çöpe gidiyor. Bir de şöyle düşünün. Ben mesela Kaliforniya'da yaşıyorum ve cumhuriyetçiyim. Sittin sene tabir yerindeyse ben oyum benim oyumun bir kıymeti yok. Çünkü hep demokratlar kazanıyor ve ben sandaniye gideyim, niye oy kullanayım noktasına geliyorum birkaç seçim sonra. Aynı durum Teksas için demokratlar açısından geçerli. Teksas'tasınız ve demokratsınız. Niye sandığa gideyim diye düşünüyorsunuz? Yani benim oyum neyi değiştirecek? Çünkü Texas hep cumhuriyetçilerin kazandığı bir eyalet. Aynı durum işte şu kırmızıyla boyalı eyaletlerin tamamı için geçerli. Haliyle Amerika'da 50 eyalet varsa bunun 40 kadarında seçmen durumu değiştiremiyor. 40 kadar eyaletin rengi belli, mavi veya kırmızı. 10 kadar eyalet bu seçimden seçime değişmekle beraber 8, 10, 12 eyalet diyelim. Salıncak dediğimiz salıncak eyaletler yani bir seçimde şu adaydan, bir seçimde bu adaydan veya bir seçimde şu partiden, bir seçimde bu partiden yana tavır alabiliyor. Bu eyaletlerden biri Florida, bu eyaletlerden biri Pensilvanya, bu eyaletlerden biri Michigan, bu eyaletlerden biri Georgia vesaire. Ve işte zaten e, oy sayımı başladıktan birkaç saat sonra dört eyalete kadar düştü. Bu dört eyalette Michigan, Georgia, Pennsylvania ve Wisconsin'di. Bir, bir süre önce Wisconsin'de demokratların aldığı ortaya çıktı. Yani o 3-5 eyalette ibre hangi yöndeyse o aday kazanıyor. Bir de işin böyle bir tarafı var. Demokratik mi, antidemokratik mi? Siz karar verin ama bana göre, bana göre çok demokratik değil bugün bu çağda. Ee, zaten bundandır ki cumhuriyetçiler 20 yıldan uzun bir süredir hep demokratların gerisine düştükleri halde başkanlığı kazanabiliyorlar. Ondan dolayı da bu sistemin sürmesini istiyorlar. Bu sistem matematik olarak cumhuriyetçilere yayıyor, yarıyor. Genelde toplam oyları düşük olduğu halde. Bu eyaletlerdeki delege dengesinden dolayı her defasında şansları bir fazla olabiliyor. BBC'nin projeksiyonuna baktığımızda evet şu anda denge şu anda cumadan önce bu sonucun açıklanması veya sonucun belli olması bilinmiyor. Belki mahkemede sonuçlanacak. Şu anda Joe Biden mı kazandı, Trump mı kazandı bilmiyoruz ama BBC'de yerel saatle 10.49'da Türkiye saatiyle 13.49 diyeyim. Türkiye saatiyle 13.49'da BBC'nin projeksiyonunda görüyorsunuz. E, normalde 224'e 213 ken delege sayısı şurası işte BBC'nin projeksiyonu. BBC yaptığı projeksiyonda e, Donald Trump'ın 278 delegeyle e, zafer kazanacağını ilan etti. Ama bu BBC projeksiyonu. Yani olacakları tahmin. Bu gidişle sonuç ne olur e, tahmini e, buna da e, böyle bakmak gerekir. Birkaç tweet var ona e, onu getireyim. Mesela Ahmet Dönmez demiş ki kazanmaya mahkum, koltuğunu kaybetmemesi gereken, kaybetmesi halinde her şeyini kaybedecek, hesap verecek liderler yüzünden nedir şu dünyanın çektiği arkadaş? Nedim Hazar da hakikaten inanılmaz daha dün İzmir'de yıkılan binanın zemin etüdünü konuşan eleman şimdi Ohio'da Trump alır diye yorum yapıyor. Televizyonda demiş artık Türkiye televizyondaki yorumcular her şeye maydanoz bunu da yadırgamamak gerekiyor. Nereden bakılırsa bakılsın yorumum şu Trump onca iddiaya Onca ortaya çıkan e, skandala, onca e, sabah başka akşam başka konuşmasına politikalarına, kadınlarla ilişkilerinden işte vergi ödememesine, e, devletlerle ilişkilerinden kırdığı potlara yaptığı gaflara, e, medyayı şeytanlaştırmasından e, mahkemelere talimat vermesine e, çok tartışılan bir başkan, çokça da e, başkanlık döneminden sonra icraatından dolayı sorgulanacağı, hesaba çekileceği, belki yargılanacağı ortada olan bir figür. Bütün bunlara rağmen e, kamuoyu yoklamalarına göre Joe Biden'ın 8-10 puan fark atması öngörülürken öyle olmadı. Başkanlık yarışı foto finişe kaldı. Haliyle Donald Trump denenmemiş biri değildi, denenmişti. 4 seneyi geride bırakmıştı pandemi ortadaydı salgın ve Amerika salgını çok kötü yönetti e, Donald Trump e, maske takmayarak e, işte efendim sağlık sisteminden e, demokratların tutumuna e, dünya sağlık örgütüne kadar bir dizi kurumu eleştirerek hatta deri altına işte efendim dezenfektan enjeklerin falan gibi böyle uçuk kaçık tedavi yöntemlerine kadar yığınla skandala imza atmasına rağmen vesaire şu salgın döneminde milyonlarca Amerikalı işsiz kalmasına rağmen vesaire bir başkanlık yarışını başa baş bitirmeyi başardı. Ondan dolayı bana göre başarılı. Kıl payı kazansa da, kıl payı kaybetse de Donald Trump esasen bu seçimden yıpranmadan, bu seçimden zaferle çıkmıştır. Kazansa da kaybetse de ve Kazansa da kaybetse de Trump'ın ve Trump ailesinin bundan sonraki süreçte Amerikan siyasetinde belirleyici olacağı muhakkak. Demokratların da elbette kendini söylemlerini gözden geçirmesi gerekiyor. Bu popülizm dalgasına, bu seçmen davranışlarına bir yaklaşım getirmesi ve politikalarını da ona göre gözden geçirmesi gerekiyor. Dünyanın gittiği yön biraz böyle oldu. İnsanlar başkan vergi ödememiş de olsa, başkan yalan söylüyor da olsa, başkan suç işlemiş de olsa kendi günlük kişisel çıkarlarına bakıyorlar, kendi ekonomilerine bakıyorlar, kendi ödediği vergiye bakıyor, kendi günlük yaşantısına bakıyor. Duvarda silahının asıl olup olmaması, işte mülkünün güvenliğini nasıl sağlayacağı meselesi gibi konular onun için çok önemli. Dolayısıyla Amerika'nın Avrupa ile Çinli ilişkileri, Rusya ile ilişkileri, Afrika ile ilişkileri öbürü bir iki hiçbir önemi yok. Ve kişisel çıkarlar Amerika gibi bir dünya devinin başkanını seçerken Amerikan seçmeninde müthiş rol oynuyor. BBC Türkçe'nin 3 dakikalık seçim derlemesinden altyazılı olarak ben konuşurken altta dönen, yanda dönen görüntüyü izliyorsunuz. Amerikan seçimlerine ilişkin analizim bu. Bir, bir iki satır da demokrasiye ilişkin söyleyeyim. Demokrasi halkın kendini yönetme biçimi olarak hep anlatıldı, hep sunuldu ama pek de öyle değil. Halk kendi önüne konulan seçeneklerden birini seçmeye zorlanıyor. Bir tarafı itibariyle böyle. De tabii demokrasinin gücü yani bir fırsat eşitliği getirmesi, Donald Trump'tan Recep Tayyip Erdoğan'a. Ee, ne bileyim e, Türkiye'yi kastederek söylüyorum Hakkari'nin bir köyünden çıkan bir insanın milletvekili, parti başkanı veya cumhurbaşkanı olabileceği hayalini kurması ve bunu gerçekleştirebilmesi falan gibi imkanlar sunuyor ama bu demokrasi sonucu iş başına gelen otokratlar e, oturdukları koltuktan, o koltuktan e, kalkmamak için ellerinden geleni ardına koymuyorlar ve demokratik sistemi de yıpratıyorlar İkinci olarak da evet bir demokrasiden istifade ediyorlar ama ikinci olarak demokrasi gücüyle geldikleri makamdan gitmeyerek veya gitmemeye çalışarak demokratik kurumları yıpratıyorlar, yıpratabiliyorlar. Böyle bir tarafı var. Bir diğer tarafı da siz her ne kadar evrensel haklardan, özgürlüklerden, evrensel konulardan, evrensel gerçeklerden bahsetseniz de kişiler kendi çıkarlarına, kendi önceliklerine göre oy veriyorlar. Ve neticede bugün Amerika'da yaşanan oluyor. Dün evvelki gün seçimlerde Türkiye'de yaşananlar, Türkiye'de yaşananlar biliniyor efendim. Bu konuda biraz böyle. O arada Türkiye'nin e, gündemine döneceğim. Türkiye'nin gündemi ağırlıklı olarak deprem ve e, deprem ardından yaşanan gelişmeler, devam eden polemik, siyasi gayri siyasi kurtarma çalışmaları, 65 saat sonra kurtarılan bir kız çocuğu, işte 91 saat sonra kurtarılan e, Ayda bebek, Elif bebek neyse, 3 gün, 4 gün sonra kurtarılan bebekler, e, e, mucizevi e, gelişmeler adeta insanları mutlu etti, sevindirdi ve onları kurtaranlar kahraman olarak alkışlandı. Fakat şöyle bir tarafı da var. E, bu noktada e, Türk basınından e, bugün 4 Kasım 2020 Çarşamba gazetelerinde ne var? O da bu şekilde aksın. Görüldüğü gibi tamamen depremle ilgili gelişmeler gazetelerin birinci sayfasını süslüyor ve e, Amerika seçimlerine ilişkin veya dünyanın başka coğrafyalarında olan bitene ilişkin ve Türkiye'nin başka dertlerine ilişkin tek satır yok tam sayfa e, deprem konuları var e, Türkiye gazetelerinde şunu söylemekte yarar var e, görüldüğü gibi Türk basını bu tutumuyla ve bu yaklaşımıyla birkaç hataya birden imza atıyor bir tanesi her şeyi bir kenara bırakmış, kurtarma çalışmasına odaklanmış ve o kurtarma çalışmalarındaki tırnak içinde mucizelerle ilgileniyor, kahramanlıklarla ilgileniyor ve işin öbür tarafıyla hiç mi hiç alakadar olmuyor. Yani önceki depremlerden ders çıkarılıp çıkarılmamasıyla binaların çürük olup olmamasıyla binaların kiriş ve kolonlarının kesilmiş olup olmamasıyla, uyarıların dinlenip dinlenmemesiyle, işte mühürlenmiş binaların mühürlerinin sökülmesi, uyarılmış binaların işte aynı şekilde içinde oturulmaya devam edilmesi vesaire. bunlarla ilgilenmiyor. İkinci olarak da yetkililerin birbirinden skandal açıklamaları var. Oturmasaydınız siz de çürük evlerde, sıfır evlere geçseydiniz falan gibi akla zarar bakan seviyesinde, genel başkan seviyesinde, milletvekili seviyesinde veya belediye başkanı seviyesinde atıp tutmalar var. Basın bunlarla da ilgilenmiyor. Basın varsa yoksa işte efendim Rıza Bey apartmanın altında şu kalmıştı filan fişmekan apartmanında şunlar mahsurdu ve bunlar bilmem kaç saatlik çalışmayla çıkarıldı. Üzerinden beş gün geçmiş Tam sayfa bu konu işleniyor, bu konu işlenmesin demiyorum ama öbür tarafta e, halkın merak ettiği ve esasen halkın gündeminde tutulması gereken e, konular özenle saklanıyor ve özenle bu konular üzerinde maalesef durulmuyor. Bir de işin böyle bir tarafı var. E, başta da söyledim, daha önceki günlerde de söyledim, yayınlarda da söyledim. Bu deprem Samos depremi, İzmir depremi değil. 7.0 büyüklüğünde bir deprem, 6.6 büyüklüğünde değil ve e, merkez üssü Samos Adası'nın hemen kuzeyi, Türkçesi Sisam Adası, Sisam Adası'nın hemen 9 mil kuzeyi olmasına rağmen 75 kilometredeki İzmir'i yıktı. Ve bu e, seferi Sarı yıkmadı. Sığacık yıkmadı. Sadece tsunami'den dolayı, suların yükselmesinden dolayı orada zarar gören vatandaşlar oldu. Kuşadası İzmir'den çok daha yakın 30-35 kilometre, Zaten depremin merkez üssü Kuşadası açıkları. Kuşadası'nı yıkmadı. Bir tane bina bile çökmedi. Dolayısıyla 75 kilometre ötedeki İzmir'de çöken binalar depremden dolayı çökmediler. O binaların çökmesi için belki bir hafif sarsıntı, bir hafif ürkütme, Belki de böyle bir şey gerekiyordu. Yani deprem olma, olmasa başka bir nedenden dolayı belki dayanamayacak kirişler ve kolonlar çökecekti. Kendiliğinden çöken binalar yok mu Anadolu'da çok şey oldu. Çok çok şehirlerde çokça bina kendiliğinden çöktü. Hatırlayın yakın dönemde İstanbul'da, yakın dönemde Konya'da başka şehirlerde de çöken binalar var. Durduğu yerde bir sona bir noktadan sonra mukavemeti kaybediyor ve durduğu yerde çöküyor. O binalar. Bir deprem sarsıntısıyla çöktüler. Söylediğim gibi ne Seferihisar'da, ne Sığacık'ta, ne Kuşadası'nda e, çöken bir bina yok. Aynı şekilde Samos'ta da yok. İki ölü var, e, sekiz yaralı var Samos'ta ama e, yüzü geçti İzmir'de ölü sayısı. Yaralılar da çok fazla ve hala enkaz altında kalan vatandaşlar var ve hala onları kurtarma çalışmaları devam ediyor Dolayısıyla bu bir afettir ee, ve bu afetten dolayı yaralarımızı sararız. Devlet yıkılanı yapar vesaire gibi davranmanın, işte deprem Allah'tan geliyor ne yapalım, ee, çare yok falan gibi sızlanmaların ya da diyanetin dediği gibi işte küçük kıyamettir, kıyamete bir hazırlıktır falan gibi e, gerçekten anlamsız ve manasız İslami söylemlerin ve güya e, dinci söylemlerin neyse bir manası, bir esprisi yok. Buna da böyle bakmak gerekiyor. Fakat işte gazete kapaklarını görüyorsunuz, A'dan Z'ye akıyor. Bütün gazete kapaklarını baştan sona gösteriyorum. İşte Mucize'nin adı Ay'da, işte 91. saatte enkazdan çıkarıldı, aynı başlıklar işte. Bir önceki Korkusuz'da bir sonraki Yeni birliğin manşeti aynı. Tam sayfa bunlarla yürüyor ama bahsettiğim gerçeklerle ilgilenmiyorlar, ilgilenmek de istemiyorlar, işlerine de gelmiyor. Bunu da böyle gerekiyor, bunu da böyle söylemek gerekiyor. Bununla ilgili bazı kimi konular daha var. Onunla ilgili e, tweetler oldukça konuşalım. Mesela bir tanesi. Ee, Tayvan basını Erdoğan Tayvan bayrağının yer aldığı teşekkür mesajını Çin'in baskısıyla sildi demiş ve bundan Türkiye'de kimsenin haberi yok. İşte Erdoğan'ın e, yayındaki tweetleri ve e, sildiği Tayram ta, Tayvan bayrağı. Herkes Uygur Türklerini Türkiye konur mu, konuşur mu Türkiye umursar mı falan gibi düşünürken e, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Aman üzerime bir şey sıçramasın diye Çin'i üzecek bir ...Tweet'ten bile vazgeçebiliyor. Deprem demişken... ...kaçak yapılara ruhsat verip... ...bağış alıyoruz diyen de... ...bugünkü Türkiye Cumhurbaşkanı'ydı ama... ...bunu dediğinde... ...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Göreve gelişinin ikinci yılında... ...İSKİ'de düzenlediği basın toplantısında... ...böyle söylemiş efendim. Kaçak yapılara ruhsat verip bağış alıyoruz. Ve şimdi yıkılan binalardan dolayı... ...aynı kişi vesayetçi dönem... ...diyerek önceki dönemi suçluyor... Bu da elemanlarından biri. AKP'li belediye başkanından deprem çözümü her şeyi devletten beklemeyin biraz para verip sıfır ev alın demiş. Erdoğan prompter'ın gazabına uğradı. insanlarımızın canı hiçbir şeyden daha kıymetli değildir demiş. Evet dili sürçmüş ama doğruyu söylemiş. İçinden geçeni söylemiş daha doğrusu. Bahçeli keşke riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi derken Aylin Aslım onun üzerine şu yorumu düşmüş. Keşke halkımız fakir olmayı tercih etmeseydi. Fahrettin Koca Ayda'nın acıyan biri bir yeri yok. 91 saat sonra enkazdan çıkarılan küçük kız çocuğu. Ayda'nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor derken hemen üzerine Mehmet Emin Ekmen şu yorumu düşmüş. Köfte yiyip ayranını içtikten sonra anacığını soracaktır güzel Ayda. Sorumluluk makamları felaket içinde romantizm yapmakla değil, acı gerçeklerle yüzleşmek, hesap sormak, hesap vermek, yanlış işleri düzeltmekle mükelleftir, diyor. Annesi vefat etti bu arada Aydan'ın. Erdoğan, önümüzdeki beş yılda 5 yılda bir buçuk milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz. İnsanlarımızın canı hiçbir şeyden kıymetli değil. Bir önceki laf zaten insanların canı zaten kıymetli değil onu görüyoruz da 5 yılda 1,5 milyon konut dönüşecekmiş. İçinde 4-5 kişi otursa bu 6-7 milyon vatandaşla ilgili bir konu. Geriye kalan 80 milyon. Evet. Bu arada yani 94'ten beri İstanbul Büyükşehir'den beri 26 yıldır ülke yönetimindeki kişi söylüyor bunu. Onu düşün. Yani 26 yıldır yapmamış önümüzdeki 5 yılda yapacak. Takip edin önümüzdeki 5 yılda 1,5 milyon Konutun dönüşümü de olmayacak yani. Eğer önümüzdeki 5 yıl iktidarda kalırsa bu zaten. Evet Bakan, e, kurum tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarda oturmayalım oldu. Ama Zaytung güzel bir e, tespit koymuş. İlkokul mezunu müteahhit, uyduruk bina, yalandan denetim, imar affı gibi sıkıcı konuları pas geçen Türkiye enkaz altından mucize bekleyeceği bir sonraki depreme hazır diyor. Baştan beri söylemeye çalıştığım bu. Enkaz altından mucize bekliyoruz. Halbuki enkaz altında mucizeden önce sorulması gereken sorular var. İzmir depreminde 4 bloğundan 3'ü yıkılan Barış Sitesi'nin Gölcük depreminden kurtulanlara tahsis edildiği ortaya çıktı. Depremzedeler sağlam olduğunu düşündükleri için bu siteden ev aldıklarını söylemişler. Bu da efendim Habertürk'ün 2 Kasım 2020 itibariyle grafiği. Dünyada 6,5 ve üzeri depremler ve can kayıpları bakıyorsunuz. Elazığ'da 41 ölü, Jamaika 0, Rusya 0, Japonya, Yunanistan, Endonezya, Şili 0, Meksika'da 10, Papua Yeni Gine'de 1, Filipinler'de 2, Endonezya, Şili, Amerika 0, İzmir'de 83 demiş ama depremde ölüm sayısı 110'u geçti. 114. En son takip ettiğim rakam belki onun da belki üzerine çıkmış olabilir bilemiyorum. Ahmet Davutoğlu son iki yılda Avrupa'nın en fakir ülkesi olduk demiş. Ahmet Davutoğlu'nun galiba miladı 2018. 2018'e kadar her şey çok iyiydi demek ki. Çünkü 2018'e kadar Ahmet Davutoğlu'nun vekilliği de devam ediyordu. Onu da söyleyelim. AKP sıralarında siyaset yapmaya devam ediyordu yani. En büyük gerçeklik dolar... E kuru e, euro'nun 10 TL'yi e, sterlinin 11 TL'yi geçmesi e, dolar kuru da 8.53'te rekor kırdı diyor. E, şu anda 8.53 olmasa bile e, o 8.5 civarında bir aşağı bir yukarı neyse e, sürdürüyor macerasını. Turhan Bozkurt, Hazine Bakanı Albayrak V tipi toparlanıyoruz derken dünyanın en büyük dördüncü ekonomisinin patronu Angela Merkel henüz tünelin ucunda ışık görünmüyor diyor demiş. Yalanı böyle de hesap edebilirsiniz yani. Ekonomi Bakanı öyle söylüyor. Onun işte kayınpederi Cumhurbaşkanı benzer şeyler söylüyor. Dünya önünü göremezken bunlar işte V biçiminde büyümeye geçtik, toparlandık, şaha kalktık şöyle oldu, böyle oldu. Evet. Böyle de bir hikaye var. Peki, gerçekte durum ne? Gerçekte ekonominin durumun ne? Ve o çokça söylenen deprem vergileriyle ilgili filan konu ne? Ali Babacan dönemin sorumlu ekonomi bakanı olarak ki 15 sene kadar e, ekonomi e, ekonomi dümeninin başındaydı AKP iktidarlarında. Deprem vergileri bütçe havuzuna dahil edildi demiş. Bakın diyor ki Ali Babacan Halk TV'ye konuşmuş. Şu cümle önemli. 1997 depreminden sonra ortaya çıktı deprem vergileri. Daha sonra bu vergiler bütçe havuzuna dahil edildi. 97'deki deprem ve 2001 ekonomik krizi depremin devletin kaynak ihtiyacını artırdı. Sonuçta deprem vergileri bütçe havuzuna atıldı. Yani Erdoğan'ın ve şu anki AKP yönetiminin söyleyemediği şeyi 15 yıl ekonominin dümenindeki isim itiraf ediyor. Bu böyle zaten herkes biliyor her şey aynı havuza atıldı, bütçe havuzuna atıldı ve oradan harcandı. Yani e, deprem için toplanan paralar toplanma amacına uygun harcanmadı. Diğer konularda olduğu gibi işte fakfuk fonu falan derler ya orada da aynı şey geçerli. Pek çok toplanma amacına uygun e, harcanmayan kalemlerden biri havuza atıldı ve oradan Sisteme sokuldu ve şu anda havuz eksi de zaten biliyorsunuz. Ama bundan daha önemli konu İlhan Tanır'ın paylaştığı konu ahvalde. AKP'de varlık vergisi benzeri bir salma servit vergi, vergisi hazırlığı mı var? Saray yuttu her şeyi şimdi de varlıklara yeni bir vergi söylentisi. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama böyle bir şey olmaz diyecek kimse yok tabi demiş. Ve hemen ahvalden okuyoruz. Varlık ben, ben, vergisi benzeri bir salma servet ver, vergisi hazırlığı mı var? Ee, Deva partisi genel başkanı Ali, Ali Babacan Pazartesi günü bir grup gazeteciye bir açıklama yapmış. Orada demiş ki Türkiye'yi kapatma niyeti, Türkiye'yi kapatma planı var. Bu plan çerçevesinde adımlar atılıyor. Fazla sofistike bir şey olur. Ben bu kadar sofistike bir şey görmüyorum ama gidişat mecburen, mecburen oraya doğru olabilir. Sermaye kontrolleri cebinde döviz taşımanın yasaklanması gibi. Sermaye kontrolleri cebinde döviz taşımanın yasaklanması. Bunu söyleyen Ali Babacan. Ve ekliyor. Bununla ilgili ta iki sene önce hazırlıklar yaptılar. Önceki Merkez Bankası Başkanı döneminde Bunların hepsi yazılı hale getirildi. B senaryosu, C senaryosu toplantılarda yazılı olarak dağıtıldı. Mecburen iş oraya gidebilir. Oraya doğru gittiğinde de bu hoşlarına gidebilir. Bu iyiymiş diye devam ediyor. Ülke daha da fa fakirleşir diyor. Fakat ahval bu noktada devreye giriyor. Kimliği açıklanmamasıyla kay kaydıyla açıklanmaması kaydıyla açıklamalar yapan güvenilir bir kaynak ahvale demiş ki Saray cephesinde mevcut duruma karşı hayli radikal bir vergileme yöntemi konusunda çalışmalar yapılıyor. Bürokrat kökenli kaynak bu durumda ne yapılabilir? Bu darboğazdan nasıl çıkılabilir gibi sorular halen görevdeki maliye bürokratları kadar eski ve kriz yönetiminde deneyimli bürokratları meşgul ediyor diyor. Ve AKP'nin varlık vergisi benzeri salma servet, servet vergisi üzerinde çalıştığını söylüyor. Belli bir kesim servetine yönelik olacak diyor ve ismini vermek istemediği bir maliye bürokratıyla aralarında geçen diyaloğu şöyle anlatıyor. Geçtiğimiz günlerde beni sevip sayan halen görevli bir ekonomi bürokratıyla görüştüm. Ekonominin gidişatından konuşurken bu krizin içinden nasıl çıkmayı düşünüyorsunuz diye sordum. O da bana planlarımız var, üzerinde çalışıyoruz dedi. Planlarının ne olduğunu sorduğumda ise varlık vergisi getireceğiz dedi. Ben de onlara bunun akıl dışı olduğunu ve piyasaların bunu kabul etmeyeceğini söyledim diyor. O arada ahval hatırlatmış. 14 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı ve orada ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında Yurt içi üretimin sürekliliği ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar almak ifadesi yer aldı diyor. Yani devlet istediği şirkete el koyabilir. Umarım böyle bir delilik yapılmaz ama bu madde olabilecekleri gösteriyor gibi e, demiş ahvalin kaynağı. Evet. Bu durumda böyle. Siz hala deprem vergilerini sor, e, soruyorsunuz. Ayşe Aydoğdu paylaşmış. Almanya'da imar yasası 1945'ten bu yana sadece iki defa değişmiş. Türkiye'de ise son 11 yılda 164 kez değişti. 7 defa da imar affı çıktı diyor. Binaya bakar mısınız? Turhan Bozkurt paylaşmış. Edirne'de Kızılay'a kan bağışında bulunanlara 5 litre ayçiçek yağı hediye ediliyormuş efendim. Hala kriz yok öyle mi diye de sormuş Turhan Bozkurt. Amerikan seçimleriyle başladık, İzmir depremiyle devam ettik, Türk basın turunu hızlıca geçtik, Türkiye basın turunu. Olmaz olmaz demeyin, oldu. Evet, her anlamıyla böyle. Sadece Amerika'daki seçimler, Trump-Biden çekişmesi, ipi kimin göğüsleyeceği meselesi değil. E, Türkiye bağlamında da, İzmir bağlamında da, ekonomideki gidişat bağlamında da, varlık ve vergisi bağlamında da. Evet, olmaz olmaz demeyin, oldu sevgili seyirciler. Bugün çarşamba bir sonraki manşet yayınımız e, Cuma günü olacak. Yarın Perşembe Turan Görür Yılmaz güne bakışta karşınızda olacak. Dün bir mazereti vardı yoktu ama Perşembe günü ekranlarda olacak güne bakış. Biz Cuma günü e, tekrar haftanın son manşetini atmak üzere karşınızda olacağız. Elbette Cuma günü Amerikan seçimlerinin sonuçlanmış olması bekleniyor. Eğer mahkemelik olmazsa, eğer sokak olayları çıkmazsa, eğer Amerika'da kavga, gürültü, kıyamet kopmazsa olursa onları da bu ekranlardan aktaracağız. Yorumlamayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.